yerleri dolup taşmış durumda. Adil yargılama talebiyle adalet bekleyen yüzlerce insan cezaevinde. İki insan bedenini açlığa yatırmış durumda, 40'lı kilolara düşmüş durumda. Hem cezaevindeki haksızlıkları dile getirmeye çalışıyorlar hem de adil yargılanmayı talep ediyorlar. Şimdi biraz adaletten söz edelim. Osman Kavala'dan söz edelim. Adalet sopasının, yargı sopasının en çok üzerinde sallandırıldığı isimlerden biri Osman Kavala. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gezi tutuklusu Osman Kavala davasında kararını 11 Temmuz'da açıklayacağını söyledi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hak ihlali kararına rağmen Osman Kavala'yı tahliye etmeyince Türkiye'ye karşı yaptırım prosedürü başlattı. Komite dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin değerlendirmesine gönderdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Şubat sonunda resmi süreci başlattı. Kavala 25 Nisan'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararın ardından Kavala için artık hüküm kurulduğunu söyledi. Artık Avrupa İnsan Hakları mahkemelik iş kalmadı diye tepki göstermişti, hatırlayacaksınız. Şimdi mahkeme 11 Temmuz pazartesi saat 11'de bir karar verecek. Kavala'nın Türkiye'nin kararının uygulanmasının hak ihlali olup olmadığını söyleyecek. 17 hakimli büyük daire kararını Bakanlar Komitesi'ne bildirecek. Türkiye'ye yönelik yaptırımların akıbeti de böylece belli olacak. Şimdi yargıyla, adaletle devam ediyoruz. Adalet talebinin en çok yükseldiği davalardan yine biri. O duruşmalardan birine götüreceğim sizi. Tüm aslında siyasi davalarda olduğu gibi yine bir gizli tanık skandalıyla karşı karşıyayız. Her davada gizli tanıklar var. O gizli tanıklar öyle oluyor ki bazen hangi davaya girdiklerini bile unutuyorlar. Bu defa Kobani davasından söz edeceğiz. 13. duruşmasının 5. oturumu başlamıştı ve mahkeme heyetinin Mahir isimli gizli tanığı hafta sonu dinlemiş. Bu ortaya çıktı. Mahkeme heyetine tepki gösteren Selahattin Demirtaş, hukuk adına destan yazıyorsunuz dedi. Mahkeme heyeti önceden Sekbiz ile ifade alınan gizli tanık Mahir'in kayıt altına alınan ifadelerinin tutuklu siyasetçilere ve avukatlara Sekbiz üzerinden izlettirilmesini istedi. Avukatlar tek başınıza yargılama yapın o zaman diyerek itiraz etti. Edirne cezaevinden Sekbiz'de duruşmaya katılan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da karara tepki gösterdi. Demirtaş, gizli tanık var mı yok mu? Dinlediniz mi dinlemediniz mi? Bilmiyoruz. Size de güvenmiyoruz. Eğer gizli tanık buraya getirilip dinlenmeyecekse ben bu davaya katılmayacağım. Sizi protesto edeceğim. Cezaevinde bulunan HDP'li siyasetçiler Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ da mahkemenin gizli tanığı duruşma dışında dinlemesine tepki gösterdi. '90'ların karanlık isimlerinden biri. Cinayetlerle, çökme operasyonlarıyla yakından tanıdığınız bir isim. Evcil'de, Erol Evcil'de bu demir yumruk operasyonunda gözaltına alınmıştı. 300'den fazla gözaltı vardı. Gözaltına alınan isimlerden biri. Üzerine birçok şirket var, kurulmuş şirket var. Çok büyük milyonluk para akışlarının olduğu hesaplar var. Ama gözaltına alındıktan sonra haline, tavrına bakıyorlar, üstüne başına bakıyorlar, anlattıklarına bakıyorlar. Serbest kalıyor, yani tutuklu yargılanmayacak, serbest bırakılıyor, dışarıya gönderiliyor. Kasası bu kadar büyük olan, bu kadar büyük şirketler kuran, milyonlarca liralık para transferleri yapan bu ismin bir yere gidip dönebileceği otobüs parası bile yok. Peki bu iş nasıl oldu? Onu izleyeceğiz. Milyonlarca lira değerinde şirketi var ama cebinde otobüs parası yoktu. Ankara başta 29 ilde, demir-çelik sektöründe faal 3 ayrı suç örgütü. Emniyet 10 ay takip etti. Demir Yumruk adıyla operasyon düzenledi. 320'den fazla kişi gözaltına alındı. Emniyet işlemleri sürüyor. İbrahim de aralarındaydı. Adana'da yakalandı. Üzerine açılan şirketle ilgili incelemede İbrahim D'nin 4 ayda 210 milyon liralık işlem yaptığı belirlendi. Şirketin kendisinden alınan vekaletle açıldığı da. Buraya kadar her şey normal ama Ankara'ya getirildiğinde üzerindeki yırtık ve kirli kıyafetler dikkat çekti. Hareketleri olağan değildi. Sorulara tuhaf cevaplar verdi. Nezarethanede yılan aradı. Yılanı yakalayabilecek mi İbrahim?
Yolmayayım mı? Yılanı yakalayabilecek mi? Yakalayamam onu şimdi. Pişirip yiyeceğim onu. Pişirip yiyeceksin. Ne abi ya? İbrahim de kandırılmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cebinde Adana'ya dönecek parası dahi yoktu. Ankara Emniyetinden polisler aralarında para topladı. Milyonlarca liralık şirketin sahibine otobüs bileti aldı. Şimdi yıllardır yapılan bir onur yürüyüşü dünyanın her yerinde yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Taksim'de o onur yürüyüşüne nasıl müdahale edildiğini gördük. Polisin sert müdahalesini de görmüştük. İnsanlar yaşam alanlarını, yaşam hakkını savunuyorlar. Kimseye zarar vermeden, işte 90'lardan, evcilden söz ettik. Ahlaksızlığın ayyuka çıktığı, hala tartıştığımız, tüm Sedat Peker'in konuşmalarıyla bir savcının bile harekete geçmediği bu günlerde bütün iş güç bırakılmıştı ve onur yürüyüşü yapacak olanlara Taksim'de polis saldırmış, gözaltılar yapmıştı. Bu defa aynı görüntüler Eskişehir'de yaşandı. Burası Eskişehir. Fıstın yıkılır oyuna. Her geçen yüz zorlaşan koşullar altında insan ve yaşam, eşitlik, yurttaşlık temelidir. Onur yürüyüşü için toplanmışlardı. Valilik yasakladı. İzin verilmedi. Almadığınız takdirde aklımıza yasal işlem yapılacaktır. Yükler, yükler, yükler. Arkadaşlar bir müsaade edin. Gözaltılar geldi. Pride Eskişehir, fobik polisin okumamıza izin vermediği basın açıklamamızı kamuoyuna sunuyoruz dedi, paylaştı. Siyasal anlamda her sıkıştığında azınlık gruplara şiddet oklarını çeviren AKP iktidarı, Gezi'den bu yana kendinden olmayanları tabiri caizse bir bir ortadan kaldırmaya ant içmiş durumda. Bu nefret düzenini yıkacağız. Eskişehir Valiliği 24 Haziran'da kamuya açık alanlarda yürüyüş, şenlik, festival, her türlü etkinliği 15 gün süreyle yasaklamıştı. Şimdi polis şiddetinde bu defa Türkiye'den ABD'ye gideceğiz. Yine orada da benzer görüntüleri izlemiş olacağız. Bir siyah aracı durduruldu, araçtan indirildi. Polis 60 kurşunla öldürdü. Sonra savunmasında dedi ki bize silah doğrulttu, ateş atmaya başladı. Aslında görüntülerde o silah da yoktu. Görelim. ABD yine bir siyah gencin polisler tarafından öldürülmesini konuşuyor. Bu kez olay Ohio eyaletinin Akron şehrinden. Akron polisi Jalen Walker adlı siyah gencin polis tarafından 60 kez vurulduğu videoyu yayınladı. Görüntüler 27 Haziran gecesinden. 25 yaşındaki Walker trafik ışıklarında rutin kontrol için durduruldu. Araçtan indirildikten saniyeler sonra polis Walker'a ateş açtı. 60'tan fazla mermi isabet etti. Siyah genç hayatını kaybetti. Polis şüpheli buldukları Walker'ın kendilerine ateş açtığını iddia ediyor. Hayatlarından endişe ettikleri için ateş açtıklarını öne sürüyor. Walker araçtan indiğinde silahı olmadığı görülüyor. Ama polis araçta daha sonra tabanca bulduğunu söylüyor. Videonun yayınlanmasıyla Akron'da yüzlerce kişi sokağa çıktı. Jalen için adalet sloganları atıldı. Akron Belediye Başkanı Daniel Horrigan halkı sağduyuya çağırdı. Ohio Eyalet Başsavcısı adil ve eksiksiz bir soruşturma yürüteceklerini söyledi. Walker'ın vurulması olayına karışan 7 beyaz, 1 siyah polis memuru ücretli izne çıkarıldı. Akron'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi. Walker ailesinin avukatı, polis memurlarının Jalen yere düştükten sonra bile ateş etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Walker'ın ailesi, barışçıl şekilde adalet talep edelim uyarısında bulundu. 2020 yılının Mayıs ayında ABD tarihine geçen bir olay yaşanmıştı. 46 yaşındaki siyah George Floyd, polisin diziyle boynuna bastırma sonucunda hayatını kaybetti. Floyd'un "Nefes alamıyorum" sözleri tarihe geçti. Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Danimarka'ya, Kopenhag'a gideceğiz. Bir AVM'ye saldırı gerçekleştirildi. Hemen ardından açıklamalar yapıldı.
İkisi 17 yaşında genç de hayatını kaybetti. Bir görelim. Silahlı saldırı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın en büyük AVM'lerinden birinde yaşandı. Saldırının hemen ardından Kopenhag polis şefi birçok kişinin hayatını